Bitti ha. Bu kez gerçekten sona erdi. Hala inanamıyorum. Sanki kapı açılacak, Resul silahını beynimize dayayacak gibi. Sen iyi misin Sinan? Polisler onu götürürken göz göze geldik. Bu benim abim dedim kendi kendime. Canımdan, kanımdan biri. Canım ne olursun üzülme ya. En doğru olanı yaptın. Yine de kimse abisinin cezaevinde kalmasını istemez. Her şeyin bir bedeli var. İyiliklerin de kötülüklerin de. Resul abim cezasını çekmek zorunda. Keşke öfkesine yenilmeseydi. Abim sadece bize zarar vermedi ki. Kendine de zarar verdi. Onu bizden ve kendinden korumuş oldun. Bu herkes için iyi olacak. Herkes için mi? Ne demek istiyorsun? Yani biz artık bu olaydan sonra rahatız diye düşünüyorum. Bu mesele her şeyi çözemez Hazar. Hastalığımın ilerlemesini engelleyebilecek mi? Abim içeri girdi diye düzelecek miyim? Bizim aramızdaki başka, abimle bir ilgisi yok. Küçücüktüm daha. Avludaydım, Midyat'taki evimizde. Kucağımda kediyle oynuyordum. Yumuşacık tüylerini okşuyordum. Sonra birden inmek istedi kucağımdan. Gitmesin diye tam kaçacakken kuyruğundan tutuverdim. Zavallıcık bir çığlık attı acıdan. Çocukluk işte. Resul abim görmüş. Çatmış kaşlarını geldi yanıma. Onun da canı var. Hiçbir canı incitme Zilan dedi. Abim dedi bunu. Bunca kötülüğü yapan Resul abim. Kimseyi incitmemeyi ondan öğrendim ben Hazar. Doğru düzgün sevmeyi. Demek ki onun da vicdanı var. Hepimiz gibi o da masum, günahsız doğdu. Böyle olsun ister miydi? Sordular mı ona? Daha çocukken kirlendi beyni. Sadece töre değildi ki onu böyle yapan. Evin ilk erkek çocuğuydu. Çok şey istendi abimden. Hep baskı gördü babamdan, çevreden, herkesten. Kızları kolla Resul. Sen erkeksin Resul. İşleri yürüt Resul. Ne çocukluğunu ne gençliğini yaşayabildi abim. Ona hep başkaları için bir şeyler yapması söyleniyordu. Abim hiç kendisi için yaşayamadı. Bazen seçme hakkı olmuyor insanların hayatında. Keşke farklı olsaydı ama böyle oldu. Geri dönüşü yok artık. Herkes çok üzülecek bu duruma. Özellikle annem ve babam. Mine de bir an önce öğrenmeliler Hazar. Bu görev bize düşüyor.